Merhaba arkadaşlar, Geek & Roll kanalıma hoş geldiniz. Bu bölümümüzde Mount Gelmir'e devam ediyoruz. Üçüncü bölümü oldu sanırım. Önceki bölümde buraya kadar gelmiştik. Arkada eller falan vardı işte. Şu an Mount Gelmir'in haritasını bulduk. Orada da hemen önünde Grace vardı zaten. Grace'e oturduk. Şimdi işte ilerideki şu kör satan arkadaşı keseceğiz. Ondan sonra onun önünde de bir tane boss fight'ımız var. O da bize Golden Seed verecek. Ardından artık keyfim nereye isterse oraya gideceğiz diyeyim yani. Umarım beğenirsiniz, eğlenirsiniz arkadaşlar. Beğenirseniz beğenip yorum yapmayı da unutmayın. Ve hızlıca oyuna geçeyim. Şöyle. Tamam. Şimdi burada bakın yanınıza birilerini çağırabiliyorsunuz. Onu da söylemek istiyorum size. Yenemezseniz işte, çünkü buradaki bir sıkıntı. Bu canavarlar sıkıntı. İlk defa mı görüyoruz emin değilim ama. Yani... Dikkatli olmakta fayda var arkadaşlar. Onun dışında hayatımda büyük değişiklikler yaptım bugün içerisinde. Oo, Royal Knight Resolve var adamda. Vay nasılım. Sen bayağı güçlüsün ağacı dayı. Hayatımda büyük değişiklikler yaptım. Tıraş oldum bugün. İnsana benzemiş miyim artık? Yani gerçekten kendime bakmaktan sıkılmıştım o hayvan gibi sakallı halimle. Şimdi ama iyiyim biraz daha. Sen ne kadar uzaktasın sanırım. Hayır. Ne yapıyorsun lan? Manyak oğlu manyak. Ulan sala. Usluğa sıçtı bir de, bak gördünüz mü? Allah. Kaç. Arkadaşlar bu kör, bakın şu aşağıdaki bar dolarsa direkt ölüyorsunuz bu arada. Onu da söyleyeyim size yani. Ödülü güzel ama Larval Tier veriyor. İyidir yani. Şimdi bakın boss'umuz şurada. Ağacın hemen önünde. Bu arada haritayı da göstereyim artık. Şu an komple bu kısmı açmış bulunmaktayız. Böyle. Hani oyunda zaten açmadığımız şurası kaldı. Bir de buralar kaldı. Bu yeri bitirdik yani. Ama daha oyunda bir şu an mesela oyunun tam ortasında gibi bir şeyiz bu arada. Onu da söylemek istiyorum size. Ortasında falanız yani. 47. 48. bölüm oldu. Tam ortası olabilir. Şimdi arkadaşlar şuradayken çağıralım. Çünkü potlarımızı falan yenilemek lazım. Canımızı falan yani. Şöyle gidelim. Bakın zaten flaskım yok. Flaskım niye yok? Boş görünüyor. İçtim mi ben bunu? Saçmalık. Kaç vuruyoruz buna? 500 vuruyorum. Güzel. Bunu böyle arkadaşlar şey yapacaksınız yani, çizlemeye çalışacaksınız. Benim gibi oynamayın. Elinizden geldiğince uzakta durmaya çalışın. Bunun çünkü bir yeme saldırısı var. Aha bu. Bunu yememeniz lazım. Bunu yerseniz büyük sıkıntılara düşersiniz. Haberiniz olsun. Şöyle biraz uzaklaşalım. Allah. Aslında bizim mimiye kestirebiliriz bunu böyle. Şu şekil. Manamızı yenileyelim. Hayır. Atta olduğumuz için yakalayamadı herhalde bu arada. Hayır. Ha, bayağı uzaktaymışız ya, değmiyormuş zaten. Ha bakın, bizim mimiye kulaklandığı için çok bir şey yapamadı ve geberdi. Evet, buradan güzel bir golden Ceren oldu arkadaşlar. Evde kimse yok yani, sıkıntı yok. Cinlenmedik yani, onu da söyleyeyim. Şimdi burada etrafa bir bakalım. Aldığımız şeylerden, tier'lardan mavi olanı sanırım bizim işimize yarayacak olanlar birisi. Ama bir kontrol etmekte de fayda var aslında. Ama benim neden Wondrous Fizzing dolu değil, onu hala çözemedim şu an. Bunu büyük bir gizem bu arada o. Neden dolu değil acaba? Çıldırma. Bakın burası da zaten belki hatırlarsınız önceki bölümden. Önceki bölümlerden hangisi bilmiyorum o yüzden. Şimdi burada almadığımız eşya var mı? Şöyle bir
Koşalım bu taraflara. Şurada bir tane gördüm zaten. Ne, hiçbirini kullanmayacağız ki. Evet, burası tamamen tamamlandı arkadaşlar. Hemen şuraya ışınlanalım. Ardından burası neresi lan? Ha. Şu Wondrous fiziğimize bir bakalım. O aldığımız şey ne işe yarıyor? Ama yüksek ihtimal dediğim şeydi. Bakın, eliminates all FP consumption in mixed physics diyor. Şimdi bunu size bir demonstrate edelim. Bunu bir göstereyim ne demek oluyor bu. Arkadaşlar bunu taktığınızda, tamam mı? Bir de şeyi takayım, durun. Daha güzel olsun. Memorize spell deyip şu gavel'la şeyi çıkartıp, hatta Starlight da çıkartıp bunların yerine Comet Azure koyacağım, tamam mı? Şöyle. Ardından böyle yapalım. Ay pardon, çok özür dilerim. Şunu içmem lazımdı. Dur hacı dayı, dur, tamam, sakin ol. Sakin ol. Şimdi bakın, fiziği içtiğiniz zaman arkadaşlar bunu basılı tutun, tamam mı? Böyle manama bakın şimdi. Bak hala atıyorum. Bak manama azalmıyor. Neredeyse 20 saniye falan bu da demek oluyor ki bütün bossları tek atabilirsiniz demek oluyor aslında. Olayı bu yani bunun. Bunu göstermek için şey yaptım. Şimdi eski haline geri döndürebilir miyiz? Aslında kalabilir de ya. Yok, kalmasın. Kalmasın, onun yerine ne alalım? Bunu mu almıştık? Bunu alalım. Memorize Spell deyip Comet Azure'u çıkartalım. Yani dediğim gibi Comet Azure çok güzel bir büyü. Fakat şu an onluk bir build'imiz yok. O yüzden onu kullanmayacağım arkadaşlar. Tabi isterseniz siz ona geçiş yapabilirsiniz. Şimdi benim planım yok tam olarak. O yüzden şöyle. Şimdi şu kısma mı inmedik? Bir yere inmedik de biz. Tam hatırlayamıyorum o yüzden. Şu aşağı kısma bir inmeye çalışacağım, şu kısma. Ona da sanırım bunun yakınında bir yerden inilebiliyordu. O kısma ineceğim, oranın etrafını toplayacağım. Ardından da şeye başlayabiliriz o zaman. Neydi buranın adı? Şu ismini unuttum da bunun. Ona başlayabiliriz yani. Şimdi buraya en yakın yer sanırım şuradan şey vardı. Abi ne bok bok şarkılar dinliyorsunuz ya gerçekten. İnanılmaz ya. Güzel şarkı dinlesen gam yemeyeceğim. Şurada arkadaşlar spirit bilmem bir şey var. Buradan aşağı atlayabiliyorsunuz. Buradan aşağı atlayalım. Bölümden önce keşke ne yapacağımı planlasaydım ya, güzel olurdu. Ama sorun değil ya. Şimdi buradan tekrar şurada aşağı atlama yerimiz var. Şuraya da atlayabilirsiniz de. Şimdi şu ara kısımda bir şey vardı diye hatırlıyorum. O yüzden bir bakacağım, böyle bir ufak bir check atayım. Ama olmayabilir yani sonuçta. Hani benim yani bu, kesinlikle yanlış hatırladım. Buralarda bir yerde bir şey var diye hatırlıyorum ama yanlış mı hatırlamışım ya? Yanlış hatırlamışım arkadaşlar. Allah. Ya bir şey varmış da, ha şurada. Ne bu? Bunu mu hatırladım yani? Bence bunu hatırlamadım ben. Çok saçma çünkü bunu hatırlıyorsam. Bunu aşağı inelim, devam edelim. Biraz kafa karıştırıcı dönmüş olabilirim ama yukarıda köprüde gösterdiğim şeye doğru gidiyoruz, kaleye. Kalenin etrafında bir geleceğiz. Sol tarafta birkaç tane şeyimiz var, almamız gereken. Dövüş var orada. Dövüşü yapalım. Onurumuzu geri alalım. Daha kaybetmedik ama olsun. Şimdi orada bir tane dev var. Üstüne bir tane de NPC Invader geliyor olması lazım ama doğru mu hatırlıyorum emin değilim. O yüzden beraber tecrübe edeceğiz şimdi. Ardından da buradaki kaleye doğru ilerleyeceğiz. Bu kale aslında dungeon olarak görünüyor fakat dungeon olarak video atmayacağım. Hani büyük bir kale ve bu kaleyle ilgili size söylediğim önceki videoda şey vardı işte. Heykelli kale bu yani aslında. Doctor Who'daki heykelden bahsetmiştim size, belki hatırlarsınız. Ne oluyor hacı dayı? Ha şu bakın. Gördünüz mü? Shaded Castle'mış, Castle'ın ismi de. Aliyah Maris. Selam canım, ne haber? Sen bayağı tek yiyorsun ama. Ben de tek yiyorum ama olsun. Böyle yapalım.
Hop. Ezik. Eziko. Bunu indirdik. Ödül olarak Rapier ve Marais Mask, Marais Rope kazandık. Bu ne? Bunun olayı ne bilmiyorum. Böyle bir invader varmış burada. Saçma sapan. Şimdi bunu içelim. Şunu indirelim arkadaşlar. Fakat burada buna kırdırtabileceğimiz bir heykel var mı? Ona bakacağım. Ya bakın işte böyle heykeller var abi. Görüyorsunuz mu? Böyle saçma sapan bir şey bu. Bayağı da korkunç bence bu heykeller. Bunlara bak abi. Bu ne yani, anladın mı? Niye böyle bir şey yapma gereksinimi duydunuz? Acaba bunun anlamı ne mesela? Neden heykeller var burada? Neden yani? Bunlar bilinmiyor benim adıma. Bilen varsa yorumlara beklerim bu arada. Lore anlatan insanları severim. Az bayağı az hasar yiyor bizden ya. Nasıl keseceğiz bunu? Hay Allah. Oha. Oha, ne yapıyorsun ya? Abi selam verdik, boşu çıktık. Allah belanı versin senin ya. Lan yürü. Allah'ın belası. O ne ya? Vallahi selam verdim, boşu çıktım ya. Allah belanı versin senin be. Ay ananı bacını. Köpekler şimdi. Uf. Niye bu kadar az hasar yiyor ya? Ayaklarına mı vurmak lazımdı bunların? Galiba öyleydi. Evet. Canı çok ya bunun. Belli yani. Hay ananı be. Hay ananı be. Seni yeneceğim oğlum. Seni yeneceğim. Çok uzaktan ben bunun ayağına sıkarım bu arada. Ezik. Bir tane daha. Bir tane daha dayı. Hop. Allah. Az vurduk, biraz aşağıya denk geldi. Olsun, bir tane daha. Ay. Az tam charge atamadım ya. Bu sefer öldü. Ne lan ezik. Yine. Salak. Ne verecek acaba? Hiçbir şey vermeyecek değil mi? İnanılmaz bir oyun ya bu. Neyse, sorun değil. Çok umurumuzda değil. Şimdi arkadaşlar şuradan girmeyi ben her zaman tercih ediyorum. Sizden de, siz de bunu yapabilirsiniz ama isterseniz yapmayın yani. Tamamen sizlik bir iş. Ama hep oradan girdiğim için aslında ortadan da girebilirim. Şurada bir şey var, bunu alalım. Bundan önce tabii şunları da toplayalım. Bir şeyler var mı yok mu diye bir çekleyelim böyle. Şunu alalım. Bunların hepsi aynı oluyor bu arada oyundaki bütün her yerde. Şu pillar, şu şeyler var ya, bunların önünde Starlight Shard'lar bulunuyor arkadaşlar. Bu da bir yüce item'ı. Bununla puppet falan satın alıyorsunuz. Bir Selovis var ya, Rani'nin yanında duran büyücü, itin teki. O size büyü satıyor. Şimdi bakın, bunlar hep tuzak. Bu değil ama. Ha, bu da tuzakmış. Oha, bir şey değil mi? Bayağı fazla vuruyoruz ha. Bakın buradan birisi tuzak, tuzak ama nerede bilmiyorum. Sağdan soldan bir yerden bir şeyler atlıyordu. Hani bak. Şu atlamaya çalıştı, yakalayamadı ama herhalde. Şimdi arkadaşlar burada yapacağımız şeyleri ben size söylüyorum, bakın. Burada hiçbir şekilde bunları kesmeye mesmeye uğraşmayın. Buraya inin. Tamam mı? Şöyle. Şurada bakın bir tane eşyamız bulunmakta. Smithing Stone 5, iyidir bunlar. Bu çiçekler de rot atıyor galiba. Evet, rot atıyormuş. Şöyle bu taraflara da bakalım. Bir şey var mı yok mu diye. Yok. O zaman geri döneriz biz de. Hadi eyvallah canım, görüşürüz. Buradaki eşyalarımızı aldık. Çiçekleri falan kesmeye çok uğraşmayın. Gerçekten zamanınızı boşuna harcarsınız yani. Zaman değerli. Şimdi şu an umarım videoyu başlatmışımdır diye düşünüyorum. Ama burada ölürüm diye de bakmaya da cesaret edemiyorum. Şurada ölmem. Ben başlatmışım. Ver. Şimdi Shaded Castle'ı tekte bitirmeye çalışacağım. Sadece içerideki boss biraz zor. En azından ben öyle hatırlıyorum. Çünkü ben oynarken zorlanmıştım. Fakat Allah senin belanı versin. Nefret ediyorum senden. Hayır ya. Hayır ya. Hayır ya. Ata da binemiyoruz ki. Hayır ya. Ananı bacınız. Bunun çocuğu.
Git benim peşimden. Git, istemiyorum seni ya. Allah belanı versin ya. Nereden çıkacak? Bir tane daha. Siktir git. Orospu çocuğu. Buna koyayım ya. Abi şu oyundaki şeyden nefret ediyorum. Böyle oyunla alakası yok tabi de. Böyle kamerayı çevirince birden arkamda oluyor ya bu moblar. Çıldırtıyor beni, mahvediyor yani. Ne gereksiz ya. Ne gereksiz bir mob abi bu ya. Huzursuz ediyor yani insan, anladın mı? Neyse. Aynen kanka ya. Sabahları neydi bunlar? Şimdi bakın, bunlar biraz sıkıntılı tipler ama büyücü için sıkıntılı tip değilmiş. Yani under level gelirseniz burada dayak yersiniz bayağı söyleyeyim. Ama şu an levelimiz çok çok yetersiz. O şu an oyundaki çoğu yere levelimiz yeterli bu arada. Son bölgeler hariç işte Mogwin Palace'a belki biraz yetersiz kalıyoruz. O da sadece Mog için, yani oradaki moblar için değil de, çok mob da yok zaten. Gerçi kuş kısımları falan bayağı yüksek de. Yani Mogwin için biraz yetersiz kalıyor olabiliriz. Onun dışında tabii ki de şey. Abicim şuna birine odaklan yani, anladın mı? Hani birine odaklanırsan işimiz görülür bak. Aynen kanka, at olana gelir kesin zaten. Zekalı. Salakla bunlar. Bunlar da parfümcü arkadaşlar. Bu bizim parfümür bottle falan alıyoruz ya biz. Onları yapanlar bunlar aslında. Bunlar böyle bir aileymiş. Bakın şurada da şu iti indirin. Böyle büyümeyi atıyor sağdan soldan. Gereksiz. Şöyle devam edelim. Şimdi burada bir tane gizli yer var bu oyunda. Bu oyunda diyorum. Şeyde, bu bölümde. Kalede. O da nerede o duvar? Bir tane duvar var arkadaşlar. Duvardan atlayınca diğer tarafa geçiyorsunuz. Burada da kurbağalar var. Dikkatli olalım. Bu şekil gördüğünüz üzere. Curse atıyorlar. Dikkat edelim. Bu poison içinde mümkünse yuvarlanmamaya çalışın. Çünkü yuvarlanırsanız üstünüze siniyor, bu geçmesi daha çok uzun sürüyor. Hani siniyor derken gerçek anlamda üstünüzde kalıyor yani, takla attığınız için. Allah, büyük sıçış bu arada şu. Lütfen. Lütfen. Tamam. Teşekkür ederim oyun. Çok sağ ol. Evet, burayla işimiz tamamen bitmedi. Bir de sağ taraf var. Çekil. Abi her yer mi poison olmak zorunda ya? Üf. Lanet girsin be. Var mı bizim poison şeyimiz? Bir dakika arkadaşlar. Neyse, varmış. O zaman sorun yok. Zaten bizde flame cleanse mi yok mu ya? Gerçi onu kullanamıyoruz şu an herhalde. Şöyle. Burada bir tek bu var. Buradan aşağı atlayabiliriz. Bunlara var ya, tek atmamız büyük mükemmel bir şey bu arada. Baya baya çok iyi bir şey yani. Şimdi. Ha, gizli yerlerin de şurası bakın. Şuraya atlayıp şuradaki eşyayı alıyorsunuz. O da bir bokun değil yani açıkçası. Hiçbir işiniz görmez. Grace'e geldik bu arada. Bak, oturmayacağım. Grace'e. Geriye dönerken bir daha bunlarla uğraşmamak için aslında bütün amacım o. Ya çok uğraşacak bir şey yok aslında, oturulabilir de ya. Ama zaten canım malım her şeyim yerinde. Botum da var. Sorun yok yani. Nema problema derler bizim oralarda. Şunu açabilirsiniz. Normalde buraya giriş yok diye biliyorum yakında. Var mı bakayım? Bu duvarları aşıp girilebiliyor mu emin değilim. Hani direkt Grace'ten başlamak istiyorsanız diye söylemek istedim ama yok diye biliyorum arkadaşlar. Ama varsa da bir etrafta bir gezerseniz bulabilirsiniz yani. Hadi lan yürü köyüne gerizekalı. Şimdi burada bir tane paintingimiz var. Burada dikkat edin, sağdan bir şey çıkacak. Bunu yedim ben, o yüzden hatırlıyorum ya. Bir kere yemiştim ben bunu. Şimdi STR ile oynadığım için arkadaşlar ben böyle milletin üstüne koşup zıplayarak vuruyorum. Burada da koşup zıplayınca ne oluyor? Seni sık diye yakalıyor bu geçerken.
deyip gidiyorsun ondan sonra. Bir de o parfümcü alev atıyor. Damar nasıl kendilerini geliştirmişlerse arkadaşlar. Parfüm atıp alev aldırıyor ondan sonra. Garip yani. Bir aşağı inelim, birkaç tane bunları alalım. Burada bir şey yok, merak etmeyin. Bu salaklardan var yani. Korkmanıza gerek yok. Şimdi yapmamız gereken şey şu karşıya atlamak. Fakat yapamadık. Olsun, olur o şeyler. Buradan da çıkabilirsiniz. Üstümüz yemyeşil oluyoruz mu? Poison mu? Bu da bir tane painting. Arkadaşlar paintinglerden daha önceden bahsetmiştim ama tekrar söyleyeyim. Paintingler böyle sana hani şeylere, artistlere verdiğiniz, sanatçılara verdiğiniz şeyler, resimler. Bunları verip karşılığında ödül alıyorsunuz. İşte oktur, silahtır vesaire. Bu tarz ödüller alıyorsunuz. Fakat tamamen hani nerede olduklarını bilmiyorum ben şey olarak. Bu ne lan? Niye açamıyorum? Açtım galiba. Tamamen yerlerini bilmiyorum ama toplamda 7 tane var diye biliyorum. Şurayı açacağız bu arada birazdan. Karşıya geçip. 7 tane var diye biliyorum ki öyle zaten, öyle olması lazım. Hani sallamıyorum. Onu işte çeken birilerinden bakabilirsiniz. Ben daha hani o tarz içeriklere girişemedim. Şu an sadece rehber çektiğim için. Keşke öyle girişseydim diye de düşünüyorum aslında. Çünkü kısa videolar, böyle kısa bilgilendirici videolar daha çok önemli gibi görünüyor. En azından araştıran tayfa için. Olsun, sıkıntı değil yani. Bu serimi bayağı seviyorum çünkü kendim için de DLC için ayrı bir save oluşturuyorum yani şu an. Tamamen sıfırdan. Her şeyi olacak bir şekilde. Hani eksik olmadan, hiç eksiği olmayan bir şeyim yok. Çarım. O yüzden hani eksiği olmayan bir çar elimde olursa çok mutlu olacağım açıkçası. Şimdi arkadaşlar burada bir tane prostesis alacağız biz. Bu da bir quest line için. Abi yeter la, Allah Allah. Anladık. Aynen kanka. Bakın görüyor musunuz? Full heykel dolu burası. Ve hani hangisi böyle bakıyor bakmıyor bilmiyorsun yani. Şimdi Valkyrie's Prosthesis arkadaşlar, bu bir questline için. Tahmin edebileceğiniz üzere Millicent questline için. Millicent arkadaşlar, şu an biz daha Millicent'in questline'ı hiç başlatmadık. O hala yerinde bekliyor bizi. Başlattığımızda ikinci konumunu da göstereceğim. Üçüncü konumunu da göstereceğim. Dördüncü konumunu da göstereceğim. Size hiç merak etmeyin. Beşinci konumunu da göstereceğim. Hepsi aklımda, ezbere biliyorum çünkü çok fazla kez gördüm bunu. Millicent zaten mesela Rani'yi de her zaman göremiyorsunuz. Hani onu bulmaya çalışmanız lazım, Rani'yi. Fakat Millicent öyle değil, böyle geçtiğiniz yerlerde hep bulunuyor Rani. Şey, Millicent. O yüzden de Rani beni andı. O yüzden de mesela Millicent'ı hani yapmak önemli gibi geliyor bana, ki zaten önemli çünkü verdiği şeyler falan çok iyi. Eşyalar bence. Bizim işimize yaramayacak fakat hani elbet başka büyütler yapacaksınız abiler yani. O yüzden önemli tabii ki de. Umarım daha fazla Raven mıydı? Raiden mıydı? Bir şeyler yoktur ya o şeylerden. Şuradaki Grace açayım da ben ilk önce. Bundan sonra devam edelim. Hacı dayı beni sal bak. Bir şey yapma bana. Bir şey yapma. Bir şey yapma. Heh. Bu kadar. Tamam mı? Anlaşalım beraber. Hani bizim de yolumuz düşer elbette, anladın mı? Gereksiz birbirimizi üzmeyelim. Heh. Bahsettiğim yerde burası. Bakın şu an tüylerim diken diken olmaya başladı. Şu ileride sağ tarafta o bahsettiğim şey. Neydi adı? Heykel. Melek de diyebilirim artık anlattığım için konuyu. Yani gideyim bir göstereyim size. Birden ekrana jump scare çıkıyormuş değil mi? Yok arkadaşlar, ben de öyle bir şey beklemeyin. Bu. Şu karşıdaki heykelden bahsediyorum. Kadından. Belki de bakın şu arkasını döndü. Bilemiyoruz. Bilemiyoruz yani. Çok gizemli bir yer, anladınız mı? Allah belanı versin. Sen nereden geldin be? Geri zekalı. Mal oğlu mal ya. Ha, burada at çağıramıyorduk, pardon. Şimdi buradan böyle almadığımız eşyaları alarak devam edeceğiz arkadaşlar. Burada bir boku yok gibi. Ama girdik bir kere, artık yapacak bir şey yok. Poison bulun. Götüme sokarım bunu. Sağ olasın. Bu eşyaları alalım. Bunlar baya hani yüksek seviye golden rune'lar bunlar. İyidir yani.
Biz fazla yüksek seviyeyiz, orası ayrı konu da. Şurada bir tane eşya, tamam. Bunlar bayağı ezik ama ya. Smithing Stone. Bunu almayı unutmayalım. Great Violet. Grave Violet. Okay. Şimdi buradan yukarı çıkalım. Sağımızı solumuzu kontrol edelim. Ondan sonra da içeriye doğru ilerleyelim. Orada zaten böyle bir 10 dakikalık işimiz var. Sonra bölümü bitiririz arkadaşlar. Hani bu bölüme girerken Shaded Castle yapacağımı planlamamıştım. Fakat yaptık yani, güzel de oldu. Bu Shaded Castle'da arkadaşlar şey var. Bunu kilitleyebilirsiniz. Deyin zaten, çünkü aşağısı lazım bize. Buraya gideceğiz. Sonra tekrar ta bütün yolu koşmayın yani. Burada arkadaşlar şey simpi var. Malenia simpi var burada. Haberiniz olsun. Burada Gavel of Aima ile dövüşeceğiz. Peki. Korkak çıktı bunlar. Yeni çocuklar. Dur lan, ezik. 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 Malenia'ya aşık bir tane adam var bu içeride. Bell Bearing Hunter var ya, onlardan var. İçeride Malenia'nın resmine bakarken bulacağız onu. Ağzını bunun deşeceğiz. Diyeceğiz sen nasıl bizim bacımıza böyle bakarsın deyip. Umarım yanlış yapmıyorum buraya. Burası mıydı? Burası olması lazım ama. Burası mıydı? Yok, burası değil. Burası mıydı? Bence burası. Aha. Yes. Çok sevinecek bir şey değil ama olsun. Yine de. Bir şey başardık yani en azından. Şimdi o şey yaptığımız, tekmelediğimiz merdivenden yukarı çıkıyoruz. Hani bu merdiven nereden geldi falan diye soran olursa diye söylüyorum. Direkt bakın, hemen burada tekmelemiştik. Bu tarafı da bitirdik. Artık yavaştan böyle ilerleyebiliriz arkadaşlar. Peki şöyle zıplayabiliriz. Pek zıplamadım, düştüm ama olsun. Hacı dayı, koşar mısın ya? Tamam. Şimdi bu aşağı kısmı da bitirdiğimize göre sadece şu kısım kaldı. Ondan sonra zaten kalenin direkt iç kısmına doğru ilerleyeceğiz. Soldaki kısımdan. Lan var bir şey diyeyim, bak poison olacağız. Bir tane takla attım, başımız belaya girdi yani. Nice. Oturduğumuzda bile devam edebiliyor bu arada, haberiniz olsun. Onu da söyleyeyim yani. Bir süre sonra temizleniyorsunuz. Kısa hemen temizlenmek istiyorsanız da sabun diye item var. Sabun item'ını kullanabilirsiniz. Ama nereden alınıyor vesaire, kim veriyor onları bilmiyorum. Allah senin belanı versin, yine mi sensin ya? Lan belası. Lan bir tane daha mı var? Yok. Ezik düştü. Arkadaşlar bunlara tiltim ben ya. Hatırlıyor musunuz bilmiyorum da. Lurney of the Lakes'te de aynı şekilde bunlardan bulunmakta. Bir yerde. O Points of Interest bölümünde hatta, bakın hatırlıyorum yani. Sinir etmişti beni ya. Lanet girsin. Allah'ın belası. Bu kadar bu arada. Burada başka hiçbir şey yok yani. Şimdi devam edebiliriz. Ha, bir dakika şurayı göstereyim. Şurada arkadaşlar tekmeleyeceğimiz bir merdiven daha var. Ama şu an hani buradan buna çıkışımız mevcut değil. Yukarı çıktığımızda ilerleteceğiz orayı. Onun dışında burada daha başka bir şeyimiz yok. Şöyle ilerleyelim. Buna basabiliyoruz mu? Basıyorsak güzel, hemen ışınlanalım da uğraşmayayım. Şimdi kalenin içine doğru ilerleyeceğiz. Bu kısımda emin olun atladığım bir şey yok. Ama yalan da söylüyor olabilirim. Tamamen şey yani, artık şans diyelim. Köpek gelmeden hemen yukarı doğru koşalım ki zaten gelmiyormuş. Burada birkaç tane köpek var. İt ol it. Bunları indirin. Bakın her yer heykel arkadaşlar. Her yer heykel.
Çok çok gerici bir yer yani bu. Benim adıma. Çok korkarak oynuyorum yani şu an. Hani hiçbir şey olmayacağını biliyorum ha bu arada. Buraları 500 kere falan oynadım yani şu oyunda. Ya aynen kanka ya. Abi şu kılıcıma geçer misin? Bir teşekkür ederim ya. Allah Allah. Yukarıda kukbuk var. Onu alalım. O lazım olan kukbuklardan. İyi olur yani alırsanız siz de. Kukbuk diye hatırlıyorum en azından. Yani lazım olanlardan biri. Evet. Bu işte çoğu zaman benim o yaptığım build'lerdeki kullanılan parfümlerin içeriğine sahip olan kukbuk. O yüzden önemli diye adlandırabiliriz aslında. Şimdi burada sandık mı vardı, bir şey vardı diye böyle bir şey geldi içime ama yok galiba. Devam o zaman. Ezik. Burada bir şey yok. Yine her yerde heykel görmeye devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi şurada bir tane. Bunlar bayağı güçlü. O yüzden çok hızlı bir şekilde kesmeye bakın bunları. Nice. Bayağı güçler yani haberiniz olsun. Bunu da söyleyeyim yani. Glenrod Gauntlets diye bir şey aldık. Şöyle devam edeceğiz. Boss'a doğru geldik bu arada arkadaşlar. Buckle up diyebilirim size. Hazırlanın yani. Burası neresi lan? Burayı hatırlamıyorum. Bak. Burayı hatırlamıyorum ben ya. Of. Burası neresi? Ananı bacını. Hatırlamıyorum demiştim ya. Öf. Piksik işler ya. Yeter bıktım ha. Geber lan it. Allah'ın belası. Of ya. Yemin ediyorum bak alnımdan ter aktı ya. Yeter be. Bunu aldım ya. Ne oluyor ya? Ne oluyor şu an? Allah senin belanı versin oyun gibi. Ne oluyor? Şu an var mouse klavyeye geçtim ha bu arada. Ne oluyor abi? Şeyin bağlantısı koptu. Kontrolcünün. Çok özür dilerim arkadaşlar ya. Gerçekten. Ben de nereye nişan alıyorsun ya? Ha, buradan buna değdiremiyoruz herhalde. Şöyle yaparsam. Ne zırlıyorsun ki? Ne zırlıyorsun? Ne yapabilirsin ya? Anladın mı? Allah Allah. Ezik midir nedir ya? Clean Road. Bunlar da bu arada şeylerin askeri. Malenya'nın askerleri bu. Şu an kestiğimiz. Onu da belirteyim yani. Abi bunları nerede öğreniyorsun diye sorarsanız. Soracak olursanız birilerinden duyuyorum diyelim. TikTok'ta bir tane adam var da şey yapıyor arkadaşlar. Neydi adı? Video çekiyor böyle animasyon ama şeyleri falan seslendirmiş böyle. Bu da şey boss için kısa yol ama zaten boss'un önünde şey var. Şimdi buradan çıkabiliriz ve boss'a geldik bu arada. Böyle animasyon yapmış arkadaşlar. Bir oyundaki boss bu işte main karakterleri seslendirmiş yapay zekaya. Harika olmuş yani. Böyle çok hoşuma gidiyor onu izlerken falan. Böyle aklıma geldi yani. Burada da işte Millicent'la şey geliyor beraber. Millicent Malenya'nın kızı. Beraber buraya geliyorlar. Ulan Allah belanızı versin. Bu ne ya? Bakayım burada değişim oluyor mu bakmayınca. Evet arkadaşlar bakalım. Böyle duruyorlar şu an. Durdurun. Şöyle bir bakmıyor gibi yapalım. Hiç anlamıyorum ki ya. Belki de değiştiler yani belli olmaz. Korkutayım sizi daha da çok. Bakın burada fark et bakın arkada şeyin resmi var. Malenya'nın resmi var. Buna olabildiğince yakın durmanız lazım. Fakat şey öyle hani kapıştığınız için
adı neydi? Mimikle kapıştığınız için arkadaşlar hiç gerek yok. Dümdüz böyle vurun yani. Bakın yine ona döndü, gördünüz mü? Çok uzaktayız çünkü. Ve öldürdük bu şekilde. Elemer of the Briar diye bir adammış bu. Malenia aşığı. Maria's Executioner Sword'u aldık. Bu da çok güzel silahlardan biri. Malenia'ya tek atılırken kullanılan silahlardan biri bu arada, haberiniz olsun. Burada da başka hiçbir şey yok diye hatırlıyorum arkadaşlar. Bu Grace'i açalım. Ve bölümümüz bitsin mi? Evet, bitsin. Bir şeyimiz kalmadı çünkü burayla alakalı. Güzel, Shaded Castle'da bitirmiş bulunduk arkadaşlar. Oynarken böyle hani planlama... Ay ne güzel fotoğraf çekilir ha burada. Lan var ya, şu yandaki şey kapansa çok güzel fotoğrafmış ya. Neyse. Evet arkadaşlar, umarım beğenmişsinizdir diyeyim. Bu bölüm güzel, verimliydi. Shaded Castle'da tamamlamış bulunduk. Malenia'nın, Millicent'ın questline içinde eşyayı almış olduk. Yavaştan eşyaları topladık. Artık böyle güzel güzel hani şey yapacağız artık. Işından Millicent'la konuş, ışından Millicent'la konuş. Böyle öyle questline'lar bitecek yani. Onu ayarladım aslında kendimi. Umarım işinize yarar diyeyim arkadaşlar. Umarım da eğlenmişsinizdir. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Beğendiyseniz de beğenip yorum yapmayı unutmayın. Onun dışında abone olursanız da çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.